Diyor ki Mehmet Doğan, benim bir rüyam var diyor. Rüyası ne? İşte Bakü'de, Bişkek'te, Almatı'da, Türk dünyasının şehirlerinde diyor, gençlerin elinde, yazarların elinde, Necip Fazıllar, Nurettin Topçular, Akifler, Sezai Karakoçlar, Tanpınarlar, Yahya Kemallerin okunduğu günleri görmek istiyorum diyor. Bunun için karınca misali çalışıyor. Yine Erzurum'da, İstanbul'da, Kastamonu'da, Trabzon'da, Diyarbakır'da yazarların, çizerlerin, gençlerin Türk dünyasının şairlerini, yazarlarını okuduğu ve onlara dair okumalar yaptığını görmek istiyorum diyor. Şimdi Mehmet abi Türkiye'nin konumunu İslam dünyasıyla, Türk dünyasıyla birleştiriyor ama hayatına baktığımız zaman Türk dünyasındaki çabası, emeği daha çok İslam dünyasında o kadar olmadığını görüyoruz. Buradan da ben şu sonucu kendi kendime çıkarıyorum. Yani İslam birliği dediğimiz şey çok soyut kalıyor. Yani bir yere dokunamıyorsunuz. Ümmet somutlaştırmanın, tabii yani ümmeti pratize etmenin meselesini önceliyor. Cihan Nüma dergisi sessiz çıkan ama derin çıkan bir dergi. Çok güzel makaleler, çok güzel röportajlar her sayıda çıkıyor ve gündem olmadan gidiyor. Ümmetle ilgili bir dosyası vardı orada. Ümmet dosyasında muhtemelen Ahmet Kavas Hoca'nın röportajıydı. Ümmet diyor bir kavramdan ibaret. Soyut yani. Somut yok. Bir yere dokunamıyorsunuz. Ama Mehmet Doğan'ın kafasında Türk dünyası müşahhas. Dokunabiliyorsunuz. Ve Türk birliği fikri sınırlar anlamında demiyorum ama kültürel anlamda, ekonomik anlamda, ortak para, ortak tarih, ortak kültür anlamında daha somut ve gerçekleştirilebilecek bir rüya. Ve o sebeple hep birlik kavramını kurumsallaştırmış. Birlik, değil mi? Türkiye Yazarlar Birliği birlik, işte birlik yayınları bir dönem, birlik radyo bir dönem. Mehmet Doğan birlik kavramını sadece dillendirmiyor. Bu kavrama bir hayat veriyor, bir mana veriyor ve bir ruh üflüyor. Ve hayatını da hep birleştirerek, bütünleştirerek yaşıyor. Aynen. Ve Mehmet Doğan'ın en işte Ercan Yıldırım'ın da söylediği gibi karşı olduğu şey anti-emperyalist, anti-kemalist birisi ama bunu slogan atan birisi değil. Yani küfrün buzdağlarını hohlaya hohlaya eriten birisi. Sessiz, nümayişsiz, gösterişsiz bir şekilde mücadelesini veriyor. Mehmet Doğan bir aksiyoner. Şimdi Raşit Gannuşi aylardır hapishanede. Türkiye'de İslami, biz de dahil olmak üzere, yani burada kendimize de pay çıkaralım, hiçbir eylem yapamadık. Yani her gün bizim Raşit Gannuşi ile ilgili eylem, fikir, yazı üretmemiz gerekiyordu. Mesela Raşit Gannuşi 1980'li yıllarda hapse atıldığında Mehmet Doğan ve arkadaşları çıkıyorlar Büyükelçilik önünde. Sanırım 84'te. 87, evet. 84 ya da 87 de olabilir. Mehmet Sılay yazmıştı sanırım. Evet. Ben de onun yazısında karşılaştı. Evet. Şimdi gidiyorlar, protesto ediyorlar. Bunun üzerine bir aya yakın da hapis yatıyorlar, hatta tutuklanıyorlar da bedelini de ödüyorlar. Mehmet Doğan sadece yazı masasına geçmiş, yazılarını yazan, işte keyfini çatan birisi değil. Eylemde, Türk dünyasında, İslam dünyasında, kavganın tam ortasında ve hakikat savaşını her alanda veriyor. Ve korkusuz bir şekilde mesela 28 Şubat dönemi sonrası darbeci generallerle ilgili yazdığı yazı, tek başına efsane, yani onbaşı olamayacakların general olduğu bir ülke diyerek oradaki cesaretini, oradaki korkusuzluğunu gösteriyor. Mehmet Doğan Akif dedi Ercan Yıldırım. Gerçekten mesela Akif'le ilgili, hani Mithat Cemal'in o muhteşem kitabında diyor ya, gün geldi dostları olarak biz bile Akif'in dostlarıyız diyemedik diyor, sistemin korkusundan ve baskısından. Akif'in torunlarından biriyle, muhtemelen Selma Argon hanımefendi ile bir röportaj yapılmıştı 90'lı yıllarda. Siz bu saate kadar, yani Özal dönemi, Allah rahmet eylesin, o döneme kadar sizi çok görmedik, torun olduğunu bile bilmiyorduk diyor gazeteci. Diyor ki biz, bırakın kamuya Akif'in torunu olduğumuzu, biz alt kattaki komşumuza bile Akif'in torunu olduğumuzu söylemekten korkuyorduk diyor. Torununun bile torunu olduğunu söylemeye korktuğu bir dönemin ta öncesinde Mehmet Doğan çıkıyor meydan yerine, gürül gürül Akif'i savunuyor. Kime karşı? Darbecilere karşı. Kime karşı? Sistemin ideologlarına karşı. Hayır, hayır.